Merhabalar değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığışı örgüyle sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay ve güzel bir modelden bahsedeceğim. Bu modeli siz tığışı yeleklerinizde, tığışı etui şallarınızda, çeyizlik örgülerinizde kullanabilirsiniz. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce arkadaşlar, kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Modelimizin yapımı için arkadaşlar, bu şekilde elimde Alize Süperlana tığ ipim var. Her zamanki kullanmış olduğum 7 numara 1,30 milimlik tığım. Şöyle siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelimizin yapımına geçelim. Modelimi arkadaşlar zincir çekerek başlıyorum. Şöyle tığıma sabitledim ipimi. Burada zincirlerimi çekiyorum. Zincir üzerine bir sıra trabzan gittikten sonra modelimi kuracağım arkadaşlar. Zincirlerimi çekip geliyorum. Evet, şöyle zincirimi çektim. Buradan elimi bu şekilde koyup 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bu kısma trabzan olarak battım. Yine sıradaki trabzanıma trabzan olarak her bir zincirimizin içine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Tabii ki siz bu modeli, bu trabzanları birkaç sıra ilerleyip yelekte kullanabilirsiniz. Zincir üzerine kurabilirsiniz. Lastik üzerine kurabilirsiniz. Şimdi ben modeli kurmak için bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sıra ikili trabzanımı bu şekilde ördüm. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Buraya kenar trabzanları yapıyorum. 1 2 3 3 tane kenar trabzanı oluşturdum. Buraya şöyle zincirimle birlikte 4 tane kenar trabzanı. Burada yine tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Burada sayıyorum, 1 2 3 4. trabzanıma girdim. Burada 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine hemen bu yapmış olduğumuz üçlü trabzanımızın içine girdik. Şöyle kilitledim. 1 2 3 4 5 5 tane ilmek topladık arkadaşlar. 5 tane ilmeğimi şöyle iki seferde kapatıyorum. Bunları bir aldım. Burayı da bir aldım. Bu şekilde bir fıstık yaptım. Tekrar tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 Dördüncü trabzanıma girdim. Buraya üçlü bir trabzan yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Hemen yine buradan ilmek topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ilmeğimi 2'de kapatıyorum. Bu 5 ilmeğimi bir zincirimle diğer ilmeğimi bir kapattım. Buraya bir tane zincirimi ekledim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Yine sayıyorum. 1 2 3 4 4. trabzanımdan girdim. Yine 2 2 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5
5 tane zincirimi çektim. Yine buradan ilmek topluyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi bunu bir seferde tekrar bir tane daha iki seferde kapattım. Bir tane zincir. Tığımın başına tekrar iki tane ip. 1 2 3 4. Dördüncü trabzanımdan girdim. Üçlü trabzanımı yaptım. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Buradan ilmek topluyorum. 1 2 3 4 5. Yine iki seferde kapattım. Çekmiş olduğumuz ilmeklerimizi zincirimizin boyunda çekerek burada bir tane zincir tığımın başına iki defa ipimi aldım. 1 2 3 dördüncü trabzanımdan yine giriyorum. 2'de çek, 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Yine buradan 1 2 3 4 5. 5 tane ilmek şöyle kapattım. Bir tane zincir. 1 2 3 4 dördüncü trabzanımdan girdim. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna bu şekilde geldim arkadaşlar. Yine tığımın başına iki defa ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 dördüncü trabzanıma giriyorum. Buraya kenar trabzanlarını oluşturuyorum. 3'te çektiğim tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Burada yine kenar trabzanımı oluşturuyorum. Yine bir tane daha yapıp tekrar bir de zincirimin tepesine batarak kenar trabzanlarımı oluşturdum. Bu kenar trabzanlarını siz isteğinize göre fazla veya az çekebilirsiniz. Bir tane zincir çektim, geriye döndüm. Bir tane zincirimden sonra arkadaşlar bu kısma sık iğne yapıyoruz. Hemen dibine batıyorum. 1 sıradaki trabzanıma 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4 sık iğne. Bu sıramızı sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada hemen şu kısımdan giriyorum. 5 tane zincir çekmiştik arkadaşlar. 5 tane zincirimin hemen içinden giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 şöyle şu ilmeğim ile birlikte alıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Hemen diğer 2 tane fıstığın arasına bir sık iğne ile girdim. Tekrar diğer fıstığıma geçiyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 tane, pardon, 7 tane, bunda 6 yapmıştım, 7 tane sık iğnemi yaptım. Hemen bir de bu kısma yaptım, diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen aradaki kısma geçtim. Tekrar diğerine atladım. 1 2 3 4
5, 6, 7. Hemen araya geçtim arkadaşlar. Tekrar yine sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıramızı tamamladık. Burada hatırlatmam gereken bir şey var. Burada ben sizlere sık iğne olarak gösterdim. Tabii siz burayı elinizin ayarına, modelinizin gidişine göre burayı ikili trabzan olarak da çıkabilirsiniz. Mesela ben burayı sık iğne yaptım. Şöyle söylemek istediğim, tığımın başına ipimi alıyorum. Aslında normalde sık iğne yaparsam bu kenar kısmını sık iğne olarak geçeceğim. Ama baktınız ki örneğiniz kenar kısımları kasmaya başladığı zaman buraları ikili trabzan olarak birinci sıra üçlü trabzan, ikinci sırayı ikili trabzan olarak tamamlayabilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Burada 4 tane trabzanımız vardı. Şöyle şuradan 2 de çektiğim trabzanımı. Tekrar ikili trabzan, tekrar ikili trabzan olarak bitirebiliriz. Sadece ben orasını sık iğne olarak, mesela örneğiniz daha yavaş ilerliyor, bu kısımdan arkada kalacak olursa sık iğne yapın. Ama örneğiniz normal ilerliyorsa, bakın burada benim normal ikili trabzan olarak bitirmek istiyorum. Şöyle hem bu kısma bakın, burası alt kısımda kaldı. Burası tam modelimin hizasında bitti. Buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Burada şimdi yine üçlü trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Bir sırada ikili trabzan, bir sırada üçlü trabzan yapmanızda yarar var. Hemen buradan giriyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzanımı yaptım üçlü. Hemen yanındaki zincirime batıyorum. Şimdi modelimizin tekrarını yapacağız hanımlar. Modelimizin tekrarını nasıl yapıyoruz? Yine tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Bu model üzerine model gelecek şekilde. Şimdi burada 7 tane sık iğne yapmıştık bir alt sırada. 7 tane sık iğneden 1, 2, 3, 4. sık iğnemizden giriyoruz. Burada 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Modelimi tekrar ediyorum. Buradan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi dediğim üzere bu toplamış olduğumuz ilmekleri, fıstık yaptığımız ilmekleri altıda yapabilirsiniz. Mesela şöyle. Burayı ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ilmeklerinizi ayarlayınız. İpiniz kalın ise burayı 4 de çekebilirsiniz. Ama ince ise 5 veya 6 çekerek örneğimizi kurabiliriz. Bunu da hatırlatayım. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Tığımın başına yine 2 defa ipimi aldım. Şöyle ortalamamız yeterlidir. Saymamıza da gerek yok. Çok detaylı bir model değil. Şöyle göz kararı ortalayıp girebiliriz bu kısma. Şöyle. Yine ben sayayım ama siz zaten modeli birkaç sıra ördükten sonra göz kararı batabilirsiniz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Buradan ilmek topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, hadi 6 yapalım. Şimdi 5 yaptığımız, şu alt kısımlarda 6 yaptığımız daha tok, daha güzel durdu. Şimdi buradan 2 de kapattık. 2 defa tığımızın başına ipimizi aldık. Hemen ortalıyorum. 7 tane sık iğnenin ortasından batımımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4,
5, hadi 6 yapalım. Şimdi ben burada sizlere her türlü yolunu göstermeye çalışıyorum. Tabii ki siz ipinize göre, tığınıza göre, elinizin ayarına göre bu modeli bu şekilde kurabilirsiniz. Tekrar. Yine sıra sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ben bunu sıra sonuna kadar geleyim. Üzerinin sık iğnesini de göstereyim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakar mısınız? Model çok güzel oldu. Şimdi tığımın başına iki defa ipimi aldım. Burada sık iğne yapmıştık. Aslında burayı ikili trabzan yapın derim sizlere. Şimdi buradan 3'te çektiğim trabzanımı. Bu sıramız 3'te çekiliyor. Yeleklerde kenar kısmı çok önemli arkadaşlar. Modelinizden önde ve arkada ilerlerse o kısımlarda çok sorun yaratır. Bu kısmı çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Burada 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Demiştim ya, artık ikili trabzan yapalım. Burada sık iğne olarak yapmayın. Çünkü ben bu modelimi ilk defa deniyorum. Aslında bu modelimi ben kanalımı açmış olduğum ilk zamanlarda çektim arkadaşlar. Ama bunun bir farklısını çektim. Şimdi sizlere daha farklı bir tasarım ile geldim. Şimdi buradan tığımın başına ipimi aldım. Buraya ikili trabzanımı yaptım. Yine tığımın başına ipimi aldım. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Evet, modelimiz ile tam aynı seviyede oldu. Sık iğne yaparsak aşağı kısımda kalacak. Şimdi buradan yine tekrar sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen bir de aradaki iki fıstık arasına sık iğne. Hemen diğer fıstığımıza geçiyoruz. Yani modelimizin hemen hemen işte tekrarı arkadaşlar. Dediğim üzere modelimiz iki sıradan oluşuyor. Çok detayı olmayan bir model. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, bu şekilde kuruluyor, bu şekilde devam ediyor. Ben örneğimi sizler için birkaç sıra ilerleyip tekrar sizlerle buluşacağım. Evet arkadaşlar, sizler için birkaç sıra şöyle örneğimi ilerledim. Bakar mısınız modelin tatlılığını? Tabii sizler karar verin, güzel mi, çirkin mi, sizler karar verin istiyorum. Evet, çok da şahane, hızlı ilerliyor arkadaşlar. İnanın, hemen başladığınızda bir günde bitirebileceğiniz bir şalı, etol şala başlarsanız bir günde bitirebileceğiniz harika bir, o kadar kolay gösterişli bir model çalıştım bu videomda sizlere. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.